kansızlık ve demir eksikliğine gireceğim. Nedir sebepleri? Ne yapıyorsunuz tedavisiyle alakalı? Kansızlık, demir eksikliği. Şimdi bağırsaklarda sorun olursa her şey bağırsakta başlıyor, bağırsakta bitiyor. Şimdi bağırsaklar vitamin, mineral, enzim absorbe edemezse kanda yapamaz. Karaciğerde kemikli kan üretecek. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse üretir. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Niye? Kandida. Normal olarak her insanın bağırsağında 300-500 kandida mikrobu herkeste var. Bağırsağında kandida olmayan insan yok. Ne zaman çoğalır, kudurur, değişir, dönüş, köpek gibi kuduz olur? Ne zaman kişi kimyasal ilaç kullanırsa, antibiyotik, antihistamin, antidepresan vesaire kullanırsa bağırsaktaki faydalı bakteri yok olur. Yerine zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Mantarlar zehir üretir, zehir. Bağırsakları yakar, yanan bağırsak delinir. Geçirgen bağırsak sendromu ortaya çıkar. Bağırsaktan her türlü zehir kana karışır, karaciğere gelir. Karaciğer aratamadığı zehir 7 gün 24 saat kanla beraber dolaşır, oraya buraya depolar. Bağırsaklar bozulduğu için vitamin, mineral, enzim alamıyor. Demir eksikliği ortaya çıkıyor. Kansızlığa sebep oluyor. Dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. Demir eksikliği. Demir eksikliği için doktora gittiğinizde doktorunuz çeşit çeşit damlalar, drajeler, kapsüller veriyor. Hepsinin yan etkisi var. Maalesef. Bizim bir hanımefendi hazretleri var. Kadıncağız. Demir eksikliğinden dolayı halsiz, dermansız, yorgun. Doktor vermiş ona demir hapı. Ne oldu? Daha kötü. Bulantı yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kullandığı zaman bir de kilo yapıyor. Bu da zaten kilo, korkuyor kilo alacağım diye. Biz ne yaptık? Orme demir ürettik. Orme demir. Demirin monoatomik hali. Hiçbir yan etkisi yok. Günde 3 defa yarım çay kaşığı demir eksikliğini karşılar ve tedavi iyileştiricidir. Bu monoatomik halde ne nano ne de angstrom çapında. Pikometre. Yani demir suyundan, altın suyundan, gümüş suyundan 1 milyon kat daha küçük çap olarak. Bir de bununla ilgili çemen var. Atalarımızın binlerce yıl kullandığı ette bastırma yaparken niye bunu kullanmıyorsa tercih etmişler. Çünkü kolesterol, lipid, trigliserit önler, karaciğer yağlanması önler, kanı temizler, kandaki oksijen oranını artırır. Çemen kan yapar, artı yaşlı erkeklerde kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle ortaya çıkan sorunlara da iyi gelir. Evet. Çemen. Bununla ilgili süperkritik yeni bir çalışma yapıyoruz. Yakında müjdeyi vereceğiz. Yaşı 50-60'ı geçen erkekler için özel bir ürün üreteceğiz. Onu da kullandığımı sorunları çözeceğiz.